Ve CHP'de de seçim sonrasının yol haritası için kritik bir buluşma vardı bugün. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı, kurultay takvimini konuştu. Peki CHP'de kurultay ne zaman yapılacak? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? İşte yanıtlar. Şu andan itibaren moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Seçim sonuçlarının analizi yapıldı, yeni dönemin yol haritası çıkarıldı. Dün MYK üyelerinin istifasını alan Kılıçdaroğlu bu kez parti meclisini topladı. Bu seçimi kazanmak için çok çalıştık ama arzu ettiğimiz sonucu alamadık. Toplantı sonrası yapılan açıklamada seçmenin verdiği mesajın analizinin süreceği vurgulandı. Bu süreçte öz eleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir denildi. CHP'nin başında kalıp kalmayacağına partinin karar vereceğini söylemişti Kılıçdaroğlu. Parti meclisinde kurultay takvimi de ele alındı. Tarihi için Merkez Yönetim Kurulu'na tam yetki verilirken gözler bu kez pazartesi gününe CHP liderinin açıklayacağı yeni A takımına çevrildi. Samimi bir öz eleştiri yaparak, yaşadıklarımızdan ders alarak, eksikliklerimizi giderip yenilenerek mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Mevcut isimlerden bazılarıyla yola devam edebilir ama Merkez Yönetim Kurulu'nun en az yarısını değiştirmesi bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Partiyi yazın yapılması planlanan kurultaya da o yeni yönetim taşıyacak. 5 saat süren kritik toplantı sonrası CHP grup yönetimi de belli oldu. Grup Başkanı Özgür Özel olurken Gökhan Günaydın, Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır grup başkan vekilliğine getirildi. Her şey